Herkese selam sevgili dostlar. Ben Onursal Özokçu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Bugün Burger at Home'dayız. Alper kardeşimin mekanındayız. Alper kendi evinin alt kısmını burgerci yaptı ve buradan halka hizmet ediyor ve çok acayip bir şekilde bunu da korona döneminde başlattı. Şöyle Alper'e dönelim ve Alper'i tanıyalım ve bu mekana nasıl başladı biraz da ondan dinleyelim. Evet Alper, seni biraz tanıyalım. Nerede doğdun, nerede büyüdün, bu işlere nasıl girdin? Biraz seni tanıyabilir. Abi ben 1988 doğumlu, Namur'da doğdum ve okul hayatımı orada yaptım. 2008'de lise mezunu oldum. Ondan sonra üniversiteye devam etmedim, direkt iş hayatına atıldım. Yani iş hayatına atıldım dedim, iş aradım, çalıştım. 2008'de işte STİB'e girdim otobüs şoförü olarak. Yaklaşık 2018'e kadar çalıştım, yani aşağı yukarı 10 yıl. Ondan sonra abi işte bu çocukluktan beri bu araba sektörüne atılma gibi bir heves var. Bende. Her Türk gencinin olduğu gibi ya, değil mi? Evet, aynen. Tam işte o dönem başladık. 2017'de ekstra olarak yapmaya başladım. Hem STİB'de çalıştım hem ekstra olarak araba sektöründeydim. Sonra 2018'de tamamen STİB'den ayrılıp araba sektöründe kaldım. Ve maalesef çok süre olmadan COVID bizi vurmuş oldu yani. Peki bu burgercilik sektörüne daha önceden hiç yapmış mıydın yani? Daha önceden şöyle bir durum var. Özellikle burger üzerine değil ama 2000'li yıllarda abimin dönercisi vardı. Orada işte az çok tecrübe edindim. Öğrencilik döneminde okuldan sonra giderdim işte orada birkaç saat yardımcı olma amaçlı, iş öğrenme amaçlı yaptım. Fakat sonra gördüm ki o dönem bana göre değil. Bu sektör sana göre değil. Sektör bana göre değildi işte. Sonra her zaman dedim ya ben araba sektörüne gireceğim derken işte ondan sonra 2018-2017'de biraz başladı. 2018'de tamamen atıldık. 2019'da da COVID vurdu. Ondan sonra araba da bitti. Ve sonra işte ben bu evi de tam COVID'den önce aldım işte 2019 yılında. Ve bir gün işte oturuyordum evdeyim işte COVID dönemi. İşte her yer kapalı. Bir şey yapamıyoruz. Yani bu evi alırken de ben bu eve bir yok, kesinlikle öyle bir şeyim yok yani. Benim evi alma sebebimin biri yani evin yani caddede bulunması. Arazisi olup işte kafamca oraya arabaları koyarız satarız falan derken ya şimdiki mutfağımda büro olacaktı aslında. Sen buraya araba satarım diye. Aynen o düşünceyle aldım yani. Sonra işte COVID'den dolayı onlar kapanınca ya dedim evde oturuyorum ne yaparım ne ederim derken ya birden aklıma ya dedim herkes dedim şey yapıyor dedim ya işte bir şey ben dedim bir burger şey açayım bir deneyim dedim olur olmaz. Fakat açmadan önce yani bir 5-6 ay bunun bir yani evde çalışmasını yaptım yani. Hem işte araştırdım yani ben o dönem belki 500 tane burger yedim yani hangisi daha tatlı hangisi olacak nasıl olacak falan ya etlerimiz tamamen ev yapımı. Soslarımız tamamen kendimize ait olan soslar. Malzeme seçimi çok önemli. Malzemesi yani özellikle seçim yani itinayla çalıştım üzerinde. Başladık ondan sonra abi işte 2020'nin 5. ayında açtım ben burayı. Çok güzel ilgi gördü. Ama senin avantajın şöyle hani dükkan tutup da kira vermek. Hayır aynen. Zaten buraya bir kredi ödüyorsun yani. Yani ev kredi yani, ama evet, aynen, o giderin aynen. Yok. Aynen o kira giderim yok. Avantajım o işte. Ki zaten COVID döneminde yani bir yer kiralayıp bu iş yapacak olsaydım ya o riski almazdım yani o dönem. Kendi evin olunca. Kendi evim olunca ya dedim denemekte fayda var ne olacak dedim. Yani çok para harcamadan işte bir şeyler yaptık. Şükür tuttu. İnşallah da böyle devam eder. Sonra işte bulunduğumuz alan aslında garajdı. Burayı büyüttüm. İnsanlara açtık gelsinler. Burada da yiyebilsinler diye. İlk başta sadece paket servisi. Başka hiçbir şey yoktu. Sadece paket servisi. Peki çevremde ne dediler şimdi? Tam korona zamanı falan filan. Ya işte olmaz diyen çok oldu. Yani bir de ben insanlar benim eskiden dönercide çalıştığımı bilmedikleri için biraz güldüler. Hiç tecrüben yok. Bilmiyorsun nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin. Ben de olursa olur, olmazsa olmaz ya yani. Bir yola çıktım. Yani şimdi o insanların takdirini görüyorum. Ufak bir masrafla kurtarırdım. Aynen öyle. Sonra tuttu abi. İşte makinelerimizi daha büyük makineler yarattık. Daha profesyonel alana çevirdik. Yani öyle de devam ediyoruz. Yani servis arabası 1 iken 2 oldu. 2 iken 3 oldu. 3 iken 4 oldu. Yani 4 arabayla servis yapıyoruz. 4 arabayla servis yapıyoruz annen. Artık müşterilerimize de yani açık mekanımız var. Gelip oturup yiyebiliyorlar. Yazın çok güzel işte
bir bahçemiz var. Bahçemizi yazın terasa çeviriyoruz. İşte çocuklara yönelik işte trampolinler olsun, bu şişme şeyler olsun. Oyuncaklar falan. Oyuncaklar falan olsun. Onlardan kurduruyoruz. Doğum günü partileri oluyor. İşte nişan yaptırmak isteyenler oluyor. Ayrıyeten de yani bahçemizi ve burada salonumuzu kiralayanlar var. Yani öylelikle devam ediyoruz abi. Yani. Şimdi senin burası biraz da Türklerin pek bulunmadığı bir yer. Yani. Hayır. Müşterilerimin benim %95'i diyebilirim Belçikalı. 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 Evet. %95'i Belçikalı. Yani %95'i rahat Belçikalı yani. Çünkü bu bölgede fazla Türk yok. Bu bölgede yani fazla Türk yok. Yine de var yani o kalan %5'lik kısımda yani işte Türkler. Yani burada da birkaç aile var. Onlar da seviniyor zaten. İşte bilmiyorlardı başta bizim Türk olduğumuzu. Sonradan öğreniyorlar. Gelenler var, gidenler var derken. Öğrendikten sonra bize geliyorlar. Yani artık Brüksel'e kadar gitmiyorlar yani. Peki bu sektörün zorlukları ne senin açından yani? Var mı zorlukları şu anda? Çektiğin bir zorluk var mı? Her işin zorluğu olduğu gibi buranın da yani bir belli bir zorluğu var. Ki yani bu sektörde olan bütün işletmecilerin yaşamış olduğu zorluklardır. Şimdi biz her şeyi kendimiz yaptığımız için görünen kısmın arka kısmı da var. Etlerini hazırlamak var, salatalarını hazırlamak var. İşçilerle uğraşmak var. İşçilerle uğraşmak var yani. Ama sağ olsunlar işçilerimden çok memnunum. Gerçekten baştan beri beraber çalıştığımız arkadaşlar. Ne kadar güzel ama iyi bir işçi, yani, iyi bir iş arkadaşları edinebildiysen çok iyi. Çok önemli, çok önemli. Tabii bunların arasında gelen gidenler de oldu. Anlaşamadıklarımız da oldu. Fakat işte iş gereği yani bunlar oluyor yani maalesef. Peki müşterilerden sana peki işte teklifler var mı? İşte şunu da koy menüye, bunu da koy menüye, şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın, işte şu niye yok ya da diye böyle bir şeyler var mı? Yoksa herkes senin menüne sadık kalıyorlar. Genellikle benim menüye sadık kalıyorlar. Şimdi menümüz de geniş olduğu için her müşterinin isteğine göre yani bir şeyler sunabiliyoruz yani. Yaklaşık bir 15-16 çeşit burgerimiz var yani. O yüzden yani kim gelirse gelsin onun yani isteğine göre bir şeyler sunabiliyoruz yani müşteriye. Abi çok fazla ya 15-16 çeşit de yani içinden çıkmak. Evet. İşte o sosları hazırlamak var. İş arkadaşlarımız onları öğretesiye kadar yani her burgerin sosu var, salatası var yani öğretesiye kadar da biraz zorlandık ama olsun. Bir de şöyle bir şey var. Sizin daha yani daha çok paket servisi olduğu için bir de onu sıcak sıcak teslim etme şeyliği de var. İşte özel kutularımız var zaten abi de şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi müşteri memnuniyetini hep ön planda tuttuğum için şimdi ben istesem arabayı 4 değil 3 yapardım veya 2 yapardım. E şoförü 4-5 yere birden gönderirdim mesela yani. O zaman ama en sonuncu gelen soğuk yiyecek. O da çok. O da işte yani hem yakıttan sonuçta kaybediyorsun sen hem işçilikten ama yine de müşteriyi kazanayım diye uğraşıyorsun yani. Tamam belki biraz daha masraflı oluyor. 3-4 araba var ama getirisi daha fazla yani. O yüzden bazen masraftan kaçınmamak müşteri gerekiyor. Müşteri memnuniyeti. Tamam. Yani, daha önemli yani. Yani. Etlerini hep aynı yerden alıyorsun herhalde. Hep. Ya işte bize kıyma bazında geliyor abi. Hı-hı. Biz de burada baharatlar olsun. Hı-hı. Ne varsa yani hepsini biz burada kendimiz hazırlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Burgerde ekmek çok önemli diyorlar değil mi? Öyle mi? Ekmek çok önemli abi. Ha, orada bir açıklama getireceğim. Ekmeği biz yapmıyoruz. Çünkü o çok uğraştıran bir şey yani. Apayın. Kıymayı alıyorsunuz. İşte belli bir süre sonra her baharatın dozunu ölçebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Fakat ekmek oldu mu işte onun hamuru yoğrulacak, beklenecek, işte fırına sürülecek. Ki benim öyle büyük fırınım yok yani öyle birden 100 ekmek süremiyorum içeriye. O yüzden onu başka bir şirketle çalışıyoruz. Ama o şirkette günlük ekmeklerimizi taze getiriyor yani. Günlük taze, günlük taze yapılmış ekmek yani şey değil. Şeyler patatesler senin? Patatesler abi maalesef patateslerde çok zorlandık mesela ilk başlarda biliyor musunuz? İşte bazı tecrübesizlik de olduğu için ilk başlarda mesela biz sadece servis yaptığımız için benim almış olduğum patatesler mesela servise uygun değildi. Ha öyle mi? Yani bu pakette gidiyor diyelim 10 dakika. O paketin içerisinde bu işte yumuşuyor. Sonra birkaç kez kendi kafama göre değiştirip denemek istedim. Olmadı. Tepki almaya başladık yani. Bu o da var yani. İlk başlarda patatesler için tepki de almaya başladık. Sonra işte sordum toptancılarım olsun. Bu işte ilgilenen başka arkadaşlar olsun. Sordum. Ve bana dediler ki özel paket için patatesler var. Ha öyle mi? Bak ben bilmiyordum. Özel paket için patatesler var. Ha. Şimdi burada yani ne kadar da paket için olmuş olsa oraya varınca tabii ki buradaki tadını vermez ama
diğer minimum patateslere seviyede bakarak daha yani şey daha kaliteli, daha kaliteli minimum seviyede en azından kurtarıyorsun. Aynen yani. Bu patatesle çok sıkıntı yaşadık ilk başlarda. Doğrudur yani. Evet Alper'cim, bu keyifli sohbetin için çok teşekkür ediyorum. Buradan da genç arkadaşlara söyleyelim. Hiçbir zaman yılmasınlar. Yani olmayacak diye bir şey yok. Bakın Alper de yılmamış. Tam korona zamanında dükkanını açmış. Mis gibi de çalıştırıyor. Hayırlı işler olsun inşallah. Teşekkür ederim. Bir başka videoda inşallah görüşürüz. İnşallah. Teşekkürler ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.